yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu hafta ilk olarak Mustafa Kutlu'nun Son Öykü kitabıyla başlıyoruz. İyiler Ölmez adlı eser Dergah Yayınları'ndan çıkmış olup toplamda 152 sayfa. İyiler Ölmez'de yoksulluk, taşra hayatı, dayanışma gibi konularda iyimser gözlerle bakmaya devam ediyor. Kutlu hikayelerini sade ve yalın bir dille anlatırken, söyleşi tekniğini kullanarak kolay bir okuma sağlıyor. Sırada Beyin Gücünü Etkili Kullanma Sanatı adlı kitap var. Ali Erkan Kavaklı ile Sefa Saygılı'nın birlikte hazırladıkları eser, Nesil Yayınları aracılığıyla okura ulaşıyor. Bizi başarılı ve becerikli yapan her karar beyinde alınır. Bu kitapla beyni en verimli şekilde nasıl kullanabileceğinizi öğrenerek iyi bir anne ve baba, başarılı bir eğitmen ve başarılı bir öğrenci olabilirsiniz. Bir diğer kitabımız Dehşet Palas AVM. Metin Savaş'a ait olan eser Ötüken Yayınları tarafından bizlere ulaşıyor. Deve Dondur adında bir yeraltı canavarı, Tahtakos Künyeli Ecinli, Kırıntı Hanım lakaplı küçük bir kız ve diğerleri. İstanbul'da Karnaval Üçlemesi'nin ikinci kitabı olan bu deli bozuk romanda, çılgın zamanların delişmen kahramanlarının büyülü serüvenlerine yelken açacaksınız. Film yapımının Temelleri adlı eserle devam ediyoruz. Jane Barnwell'a ait olan çalışma Literatür Yayınları etiketiyle okurunu bekliyor. Yapım ekibindeki farklı görevlerin açık ve net tanımlarıyla başlayıp, bir filmi yapmak için farklı departmanların nasıl bir iş bölümüyle bir araya gelerek çalıştığını örneklerle gösteriyor. Alanı tanımak isteyen yeni filmciler için hem ilham verici hem de pratik bir rehber. Sırada Özgür Ama Tutsak adlı güzel bir deneme kitabı var. Sulhi Ceylan'ın kaleme aldığı eser 132 sayfa olup Mostar Yayınları tarafından raflara çıkıyor. Bu kitaptaki yazılar için arayış yazıları diyebiliriz. Benle karşılaşmaktan ürküp, kendini ayrıntıya kaptırmış insana bir kalbi olduğunu ve her halükarda insanın kendine yani kalbine dönmesi gerektiğini vurgu yapan yazılar. Bir diğer kitabımız Ella ve Arkadaşları. Timo Parvela'ya ait olan eser Mavi Bulut Yayınları'ndan çıkmış olup 159 sayfadır. Görüp görebileceğin en çılgın sınıfla tanışmaya hazır mısın? İşte Ella ve arkadaşları Tuğka, Hanna, Tiana, Sampa ve Pate. Bir de öğretmenleri var ki dünyanın en sabırlı insanı. Çünkü bu çocukların işleri karıştırmada üstleri ne yok. Son olarak Bir Fikirle Ne Yaparsın adlı kitaba yer veriyoruz. Komi Yamada'nın yazıp May Baysom'un resimlediği eser Nar Çocuk'tan minik okurlarını bekliyor. Etrafımızda gördüğümüz her şey bir zamanlar sadece bir fikirdi. Bu hikaye harika bir fikrin ve onun ortaya çıkmasına yardım eden bir çocuğun hikayesi. Çocuğun kendine güveni arttıkça fikir de onunla birlikte büyüyor.